Arkadaşlar merhabalar. Orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine sayı problemlerinin dördüncü testiyle devam ediyoruz. Bir belediye su faturasında abonelerinden her ay sabit 4 TL sayaç okuma ücreti almaktadır. İlk 10 metreküp ve 10 metreküpe kadar olan harcamalardan metreküp fiyatı 2 TL, 10 metreküpten fazla olan harcamalarda ise 10 metreküpten sonraki her metreküp için metreküp fiyatı 3 TL ücret almaktadır diyor arkadaşlar. Ne diyor yani kısaca? Kardeşim ilk baştan bir 4 TL'yi bayılacaksın diyor. Sonrasında 10 metreküpe kadar olan kısımda yani 10 metreküp kullandığım zaman metreküp fiyatı neymiş arkadaşlar? 2 TL'ymiş. Bu kadar daha ödeyeceğim. Tabii 10 metreküp fiyatını geçersen diyor her metreküp içinde diyor diyelim ki 10 metreküpten sonra ne kadar kullandık bilmiyoruz. X metreküp kullandık. Metreküp fiyatı içinde arkadaşlar ne kadar alacağım? 3 TL alacağım. 10 metreküpten fazlası için. Tamam mı? Buna göre ben şimdi bak bu TL değil mi? Bakın bu da TL. Bu da TL. O zaman TL'ye eşitleyeceğim arkadaşlar. 69 olacak. Buradan bulalım. Burası 20. 4 daha 24. 24 artı 3x eşittir 69. 3x buradan 45. X de buradan ne gelecek arkadaşlar? 15 gelecek. Tabi bu 15 ne? 10 metreküpten sonra kullandığı değil mi? Ama 10 metreküpe kadar da zaten burada 10 metreküp daha kullanmıştı. O zaman 15 artı 10'dan ne gelecek? 25 gelecek. Doğru cevabımız C şıkkı. Geldik 2. 2'ye. Bir hamal tek seferde en fazla 60 kilo yük taşımakta. Değil mi? Hamal 60 kilo. Her sefer için 15 TL ücret. 15 TL ücret. Değil mi? Sefer başı. Anlaştık. Kamyonet ise bir de kamyonet varmış arkadaşlar. Bir seferde en fazla 280 kilo yük taşımakta. 280 kilo. Bu da sefer için arkadaşlar 70 TL ücret almaktadır. Buna göre diyor toplam 1520 kilogram yük en az kaç TL'ye taşınabilir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi 1520 kilo ya. Şimdi en fazla biz neyle taşıyalım ilk başta? Kamyonetle taşıyalım arkadaşlar. Kamyonetle taşıyalım. Tamam mı? En aza mal etmek istiyorum. O yüzden bununla taşıyabildiğim kadar bir taşıyayım. 280 arkadaşlar ben şimdi 5 ile çarpmış olsam ne olacak? Bu 1400 kilogram yapar. Bunu da 5 sefer gideceğinden dolayı 350 TL harcamış olurum. Şimdi arkadaşlar benim geriye ne kadar yüküm kaldı? 1520'den 1400'ü çıkardığım zaman 120 kilogramım kaldı. Ben şimdi bu 120 kilogramı kamyonetle taşısam mı mantıklı olur? Hamalla taşısam mı mantıklı olur? Ben kamyonetle taşıdığım zaman arkadaşlar 120 kilo da taşımış olsam 280 kilo da taşımış olsam ben 70 lira vereceğim. Değil mi? Yani o zaman ben buna 70 TL daha vermiş olsam arkadaşlar kamyonetle taşıdığımı varsayarsan 420 TL vermiş olurum. Ama şu kalan 120'yi hamalla taşırsam, iki seferde taşırsam 30 lira para ödemiş olurum. O zaman 350 artı 30'dan da 380 TL vermiş olurum. Bakın hamalla taşıdığım zaman kalan 120 kiloyu o zaman biz karlı çıktık değil mi? Demek ki doğru cevabımız buradan neymiş? B şıkkıymış arkadaşlar. Gelelim 3. soruya. Bir hastanedeki herhangi bir doktorun doktor arkadaşlarının sayısı hemşire arkadaşlarının sayısının 3'te 1'idir diyor. Şimdi bir doktorlar var. Bir de ne varmış? Hemşireler varmış arkadaşlar. Tamam. Doktorun doktor arkadaşlarının sayısı. Yani şimdi x tane doktor olmuş olsa doktor arkadaşlarının sayısı ne olacak arkadaşlar? X eksi 1 olur. Değil mi? Tamam. Doktor arkadaşlarının sayısı hemşire arkadaşlarının sayısının 3'te 1'dir. Şimdi biz doktor arkadaşlarının sayısına şöyle dersek daha iyi olur. Doktor arkadaşları, bakın doktor arkadaşlarına x diyecek olursam hemşirelerin 3'te 1'i kadar olacağına göre demek ki hemşirelerin 3x olması lazım. Ama bu doktor arkadaşı diye yazalım arkadaşlar. O zaman doktorlar kaç kişi olmuş oluyor? X artı 1 kişi olmuş oluyor değil mi? X tane arkadaşı varsa kendisini de saydığımız zaman x artı 1 tane doktor olmuş olur. Anlaştık. Devam ediyoruz. Aynı hastanedeki herhangi bir hemşirenin
Hemşire arkadaşlarının sayısı. Şimdi 3x tane hemşire yok mu? Hemşire arkadaşları ne kadar olur o zaman? Bunu da şuraya ekleyelim. Hemşire arkadaşları 3x eksi 1 olacak değil mi? Kendisi hariç. Hemşire arkadaşlarının sayısı doktor arkadaşlarının sayısının 2 katından 17 fazladır. Şimdi hemşire arkadaşlarının sayısı ne? 3x eksi 1. Doktor arkadaşlarının diyor. Şimdi doktor arkadaşlarının derken doktorları mı alacağım yoksa doktor arkadaşlarını mı alacağım? Tabii ki doktorlar alacağım değil mi arkadaşlar? X artı 1'in 2 katından 17 fazlaymış. Anlaştık. 3x eksi 1 eşittir 2x artı 2 artı 17. Buradan 3x eşittir 2x artı 20 oluyor. X de buradan 20 geliyor arkadaşlar. Bizden ne istiyordu? Hastanedeki doktor sayısı. Doktor sayısı arkadaşlar x artı 1'di. 20'ye 1 eklersem 21 olacak. Doğru cevabımız E şıkkı. Gelelim dördüncü soruya. Bir okuldaki 9A sınıfında 18 öğrenci, 9B sınıfında ise 16 öğrenci vardır. Hemen not alalım. 9A ve 9B şubeler yapalım. 9A sınıfında 18 öğrenci, 9B sınıfında ise 16 öğrenci vardır. Devam edelim. 9A ve 9B sınıfındaki öğrenciler kendi sınıfındaki öğrencilerle birbirine hediye alacaklardır diyor arkadaşlar. O zaman şimdi bir tane öğrenci için düşünelim. Şimdi bir tane öğrenci. Bir tane öğrencinin kendisi hariç kaç tane arkadaşı var? Değil mi? 17 tane arkadaşı var. O zaman herkes birbirine hediye alacak ya. O zaman bir kişi 17 kişiye hediye alacak. Şimdi arkadaşlar öbür kişi de 17 tane. Bu şekilde kaç tane? 18 tane öğrenci var ya. O zaman haliyle 18 tane 17 olmaz mı? Evet. 18 tane 17 18 tane 18 çarpı 17 tane hediye olmuş olur. Doğru mu? Evet. Yani çünkü burada hani şey yok. Yani burada A kişisi B kişisini alırken B kişisi de A kişisini alıyor. Bunlar aynı şey değil. Yani tamam mı? Yani hocam ben A'dan B'ye saydım. B'den A'ya da aynı şey değil mi? Aynı şey değil. Şimdi A'nın B'ye hediye almasıyla B'nin A'ya hediye alması değil mi? Farklı şeyler. O yüzden arkadaşlar bu kadar hediye alır. Şimdi benzer şekilde arkadaşlar bakın bunu nasıl bulduk? 18'di. 18'in bir eksiği kadar bulduk. O zaman bunu da nasıl bulacağız? 16 bir eksiği 15 olacak arkadaşlar. 18 çarpı 17 ne yapacak? Hemen şurada çarpacak olursam 56, 126, 18, 6, 10, 306 mı oluyor? Şurası 306. 16 ile 15 çarparsam da 240 yapar. Buradan da 546 olmuş oluyor. Bakın doğru cevabımız B şık. Tamam. Geldik 5'e. İzmir'de 15 okulun katıldığı okullar arası basketbol turnuvasında her takım diğer takımlar ile birer kez maç yapıyor. Bu turnuvada toplam kaç maç yapılmıştır? Şimdi arkadaşlar bu takımlar ikişerli ikişerli karşılaşmayacak mı? Evet. 15 tane okul ikişerli ikişerli karşılaşırsa 15'in ikili kombinasyonu olur. Bu da 15 çarpı 14 bölü 2'den ne yapacak arkadaşlar? 15 çarpı 7'den 105 yapacak. Doğru cevabımız C şıkkı. Geldik 6'ya. Cangül soru bankasındaki soruların hepsini her gün bir önceki günden 8 soru fazla çözerek 10 günde çözüyormuş arkadaşlar. İlk 6 günde soru bankasındaki soruların yarısını çözdüğüne göre ilk gün kaç soru çözmüştür? Şimdi şöyle yapalım. Birinci gün ne kadar soru çözsün arkadaşlar? X tane. İkinci gün 8 fazla soru çözecekse bir önceki gün arkadaşlar x artı 8 çözecek. Üçüncü gün ne olacak? X artı 2 tane 8. Dördüncü gün hadi bir tane daha yazalım. Dördüncü gün ne olacak? X artı 3 tane 8 olmuş olacak. Değil mi arkadaşlar? Şuna da 1 çarpı 8 yazalım mı? Evet. Tamam. Bakın şurada da 0 çarpı 8 yazalım hadi. Örüntüyü oluşturmak için. Şöyle 10. gün arkadaşlar buna göre ne olacak? Bir kere x tane soru çözecek. Artı bakın şunun gün sayısının bir tane eksiği değil mi?
Bu 10, o zaman bir eksiği ne olacak? 9 çarpı 8 olmuş olacak. Bu toplamda 10 günde ne kadar soru çözecek? Ya bu 10 günün hepsinde x olduğundan dolayı bir kere 10x'imiz olacak bizim. 10x artı. Şimdi bunların hepsini 8 ortak parantezine alırsam şuradan itibaren. Bak şurası zaten 0, değil mi? Ne olacak arkadaşlar? 1 çarpı 8. Bak şöyle yazalım. 2 çarpı 8 artı 9 çarpı 8. 10x artı 8 ortak parantezinde 1 artı 2 artı nereye kadar gidecek? 9'a kadar gidecek. Burası zaten 9 çarpı 10 bölü 2. Bir de önde 8 var. Bakın bunlar sadeleşti. 4, 4 kere 9, 36. 10 ile çarparsam 360. 10x artı 360. Biz tabii neyi bulduk arkadaşlar? Tamamını bulduk. Evet. Şimdi bizden ne istiyordu? İlk 6 günde. Şuraya hemen arkadaşlar 6 günde hadi sıkıştıralım yani. 5. gün. 5. gün ne olacak? X artı 4 çarpı 8. 6. günde 6. günde arkadaşlar x artı 5 çarpı 8 olacak. Şimdi arkadaşlar ilk 6 günü topluyorum. Bak ilk 6 gün. Buradan 6 günde her birinde x olduğundan 6x olacak arkadaşlar. Daha sonrasında 1 çarpı 8 artı 2 çarpı 8 artı kaça kadar gidecek? Bu da 5 çarpı 8'e kadar gidecek, değil mi? 6x artı 8 ortak parantezine alırsam 1 artı 2 artı 5'e kadar gidecek. Burası 5 çarpı 6 bölü 2'dir. Bir de önünde 8 var. 4, 4 çarpı 5, 20. 20 çarpı 6'dan da 120. Yani 6x artı ne oldu arkadaşlar? 120 olmuş oldu. Peki ilk 6 günde soru bankasındaki soruların yarısını çözmüyor muydu? Yani bu 6x artı 120. Soru bankasının tamamında 10x artı 360. Bunun yarısı ne yapar? 5x artı 180 yapar. Buna eşitmiş arkadaşlar. X de buradan ne olacak? 60 olarak bulunacak. İlk gün kaç soru çözmüştü? İlk gün zaten x tane soru çözmüştü. X'i de 60 olarak bulduk. Doğru cevabımız A şıkkı. Tamam. Geldik 7'ye. A bir pozitif tam sayı olmak üzere bir satıcı 4 gramını 7 TL'ye aldığı ürünün 7 gramını 13 TL'ye satıyor. Bak neymiş? 4 gram 7 ATL 7 gram 13 ATL. Şimdi bu gramları birbiriyle eşitlemek adına arkadaşlar ne yapalım? 4 ile 7 28'de ya 7 ile çarpayım ilk denklemi. O zaman 28 gram ne olacak arkadaşlar? Bunun da 7 ile çarparsam 49 A olacak. Tamam. Bunu da şimdi 4 ile çarpalım. 4 ile çarptığım zaman yine 28 gram olacak. 4 ile çarptığım zaman da 52 A olmuş olacak. Demek ki arkadaşlar 49 A'yı satıyor. 28 gram da tabii ki. 52 A'yı da satıyor. Değil mi? Ne kadar kar var? Kar var. 3 ATL kar var. Peki ne kadar da? 28 gramda. Yani 28 gramda 3 ATL kar var. Tamam, bizden ne istiyor şimdi? Buna göre satıcının toplamda A kare TL kar edebilmesi için. Ben karları sağ tarafa yazıyorum. A kare TL kar olması için kaç gram satması gerekir? Bu kadar gram satması gerekir arkadaşlar. Buradan orantıyı bulalım. Bakın burada A'ları sadeleştirelim birer tanesini. Değil mi? 28A eşittir. Ne olacak? 3 çarpı soru işareti. Buradan da soru işareti eşittir. 28A bölü 3 gelmiş olacak. Doğru cevabımız D şıkkı. Gelelim 8'e. Bir okulda x tane sınıf vardır diyor. Tamam. Sınıfların bazılarında y tane öğrenci, bazılarında ise z tane öğrenci bulunmaktadır. Anlaştık. Okulda toplam öğrenci sayısı, bakın toplam öğrenci sayısı 2xy olduğuna göre bir sınıfta z tane öğrencinin olduğu kaç tane sınıf vardır diyor arkadaşlar. Şimdi z tane öğrencinin olduğu kaç tane sınıf vardır diye diyelim ki a tane olsun. Toplam sınıf arkadaşlar x değil miydi? O zaman geri kalan x eksi a tanesinde de y tane öğrenci olmuş olacak, değil mi? Peki şimdi ben öğrenci sayısının 2xy olduğunu biliyorum ya. Öğrenci sayısını ben nasıl bulurum arkadaşlar? Şimdi a tane sınıf var dedik. Her bir sınıfta da bakın burada z tane öğrenci var. Bir tane
sınıfta Z tane öğrenci varsa 2 tane sınıfta 2Z öğrenci olur. 3 tane sınıfta 3Z öğrenci. A tane sınıfta A çarpı Z tane olur o zaman, değil mi? Bakın A çarpı Z. Bu ne bulduk biz? Öğrenci sayısı. Tamam. Artı. Aynı şekilde arkadaşlar x eksi a ile de y'yi çarparsam ben. X eksi a ile de y'yi çarparsam. Buradan yine öğrenci sayısını benim bulmuş olurum. Tamam. Buradaki toplam öğrenci sayısı da zaten 2xy değil mi? Evet. Bunları birbirine eşitledim. Devam ediyorum. A, z artı xy eksi ay eşittir 2xy oldu. Buradan a, z eksi ay eşittir. Bunu sağ tarafa atıyorum. xy oldu. A parantezine alırsam z eksi y eşittir xy. A da buradan arkadaşlar bunu direkt şuraya atayım. Z eksi y. A x y bölü z eksi y. Zaten z'nin öğrenci olduğu kaç tane sınıf vardır diyor. A tane demiştik. A'yı da x y bölü z eksi y olarak bulduk. Doğru cevabımız bakın B şıkkı. Tamam. Geldik 9'a. İki farklı pizza markasının kampanyası aşağıdaki görselde verilmiştir diyor. Bakın X pizzasından 4 al 3 öde diyor. Değil mi? Kampanya bunlar. 3 al 2 öde. X ve Z pizzalarından toplam 47 tane pizza alarak diyor. Şimdi arkadaşlar o zaman bakın bundan X tane alınmış olsa X tane alınmış olsa o zaman ben toplamda ne kadar öderim bunda? 4X tane ödemiş olurum. Değil mi? Bundan da y tane alsın arkadaşlar. O zaman 3y tane öderim. Bakın ben şu anda toplamı buluyorum. Tamam mı? Şimdi burada toplam demiş ya toplam 47 tane. Normal şartlar altında kampanyasız olsaydı 4 tane alacaktım. 4 tane parasını ödeyecektim. 3 tane alacaktım. 3 tane parasını ödeyecektim. O yüzden bu 47'ymiş arkadaşlar. Şimdi alarak 34 tane pizza parası ödeyen diyor. Kampanya var ya 34 tane. Şimdi kampanyalıları yazalım. 3 tane ödemişti. O zaman 3x verecek. 2 tane ödemişti. O zaman 2y. Kampanyadan da bakın arkadaşlar 34 tane olacak değil mi? Buradan x'i ve y'yi bir bulmaya çalışalım arkadaşlar. Bulacak olursak ne yapalım? Şunu eksi 3 ile bunu da 2 ile çarpalım. Ve y'leri götürelim. A eksi 6y artı 6y yapar. Eksi 9x artı 8x'ten eksi x gelecek. Buradan da 94 eksi 102 mi yapıyor arkadaşlar? Eksi x eşittir eksi 8. X de buradan ne gelecek? 8 gelecek. Alttaki denklemde yerine yazarsak y'yi de bulalım. 24 artı 2y eşittir 34. 2y buradan 10. Y de buradan 5 geliyor. Tamam. X'i ve y'yi bulduk arkadaşlar. X pizzasından diyor kaç tane almıştır? Y'yi bulmaya gerek de yokmuş aslında. Şimdi biz x tane almış demiştik ya arkadaşlar. Zaten bunda 4 tane alıyordu arkadaşlar. Değil mi? Yani her birinde. O zaman 8 çarpı 4'ten 32 tane almıştık. Çünkü bize adet olarak soruyor ya. Biz de ne yapacağız arkadaşlar? Adet olarak. Biz bu 8 bulduğumuz 8 neydi? Bak bu adet değildi. Bu komple aldıydı yani. Tamam mı? Çünkü her birinde bunun 4 tane var. Anlaştık mı? Evet. Gelelim 10. soruya. Kerem düz bir yolda 6 adım ileri, 2 adım geri atarak ilerliyor. Evet, yaptık bunlardan. Kerem 150 bir adım. Daha şurayı bir hesaplayalım da yine. 8 adımda ne kadar ileri gitmiş oluyor o zaman? 4 ileri gitmiş oluyor. 150 bir adım attığında başladığı noktadan kaç adım ileride olur diye soruyor arkadaşlar. Şimdi 151 adıma bakacağız arkadaşlar. 151 adıma ne yapacağız biz? Yaklaşacağız. 151 adıma yaklaşmak için ne yapalım? Bunu 10, 144 adım desem, değil mi? Kaç katı? 18 katı mı? O zaman 18 katı da 4'ün 18 katı ne yapar? 72 ileri gitmiş olur. Tamam. Şimdi 150 bir adım olması için bakın şimdi önce ne yapıyor? 6 adım ileri gidiyor, 2 adım geri gidiyor. Bunu 6 adım ileri gideceğiz. 6 adım ileri gidersem 150 adım olur. 6 ileri gidersem de 78 ileri olmuş olur.
Ama ne yapacağım? Bir adımım kaldı arkadaşlar. Şimdi sonraki adımım ne olacak? Bak, ilerileri bitirdik. Şimdi gerilere geçtik arkadaşlar. Bir tane geri gideceğim. Yani 151 adım olduğunda bir tane geri gideceğim arkadaşlar. Geri gideceğim için de 77 olmuş olur. Bakın, doğru cevabımız C şıkkı. Tamam. Geldik 11'e. Yukarıda A ve B marka fırınlarının iç sıcaklıklarını gösteren sıcaklık düğmeleri verilmiştir diyor. Tamam. Bakın. A fırının ibresi 0 dereceye getirildiğinde iç sıcaklığı her dakikada 2 derece azalırken B fırının ibresi 0 dereceye getirildiğinde iç sıcaklığı her dakika 4 derece azalıyormuş. Buna göre şekildeki konumdayken A ve B fırınlarının ibreleri 0 dereceye getirildiğinde fırınların iç sıcaklıkları kaç derecede eşit olur diye soruyor. Şimdi A'dan başlayalım arkadaşlar. 68'de değil mi? Evet. Ben bunu 0 dereceye getirdiğimde bunun sıcaklığı azalacaksa, değil mi? 2 2 azalacak. Ama kaç dakika geçtiğinde, T dakika geçtiğinde arkadaşlar, o zaman ne olacak? 2T olmuş olacak. B'de H ne kadar? Bakın görüntüde 80 derece. Bu da 4 4 azalmayacak mı arkadaşlar? Her dakikada. T dakikada o zaman ne olacak? 4T azalmış olacak. Evet. Bunlar diyor ne zaman zaten diyor eşit olur diyor. Yani 68 eksi 2T eşittir 80 eksi 4T olacak. 2T buradan 12, T de buradan ne olacak arkadaşlar? 6 olmuş olacak. Tamam mı? Şimdi fırınların iç sıcaklıkları kaç derecede eşit olur diyor. Bakın T yerine 6 yazacak olursam ben, herhangi birisinde fark etmez. 6 şunu da yazalım arkadaşlar. 6 yazacak olursam 68 eksi 2 çarpı 6'dan 12 gelecek. 68'den 12'yi çıkartırsam 56 olmuş olur. Doğru cevabımız D şıkkı. Geldik 12. ve son sorumuz herhalde, değil mi? Evet. Yeliz, Sema ve Ceren'in paralarıyla ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir diyor. Hemen yazalım. Yeliz, Sema ve Ceren. Tamam. Yeliz diyor Sema'ya 12 TL verirse Yeliz de Sema'nın paralara eşit oluyor. Şimdi şöyle, bunun ilk başta x artı 12 tane olsun. Tamam mı? Şimdi Selin'inkini bulalım arkadaşlar. Şöyle bir tanesini örnek olarak ben yapayım. Diğerini hızlıca buluruz. Bu 12 tane 12 TL verdi ya. Verdiği zaman ne olacak arkadaşlar? X olacak, değil mi? O zaman son durumda Selin'in de Sema'nın da x olmayacak mı? Evet. Bu nasıl eşit oldu? Demek ki 12 TL verilmeden önce demek ki Sema'nın x eksi 12 TL'si vardı. Değil mi? Evet. Çünkü 12 TL buna verince bu da 12 TL artmış oluyor ya bu şekilde. Demek ki başlangıçta arkadaşlar paraları x artı 12'ye x eksi 12. Anlaştık mı? Bakın şuradan da ipucu alacak olursak şimdi 12 TL veriyor ya birbirine. Demek ki aralarındaki başlangıçtaki paraların farkı ne arkadaşlar? Artı 12'den eksi 12'ye 24 lira fark olması lazım. Bakın diye benzer şekilde Ceren Yeliz'den 16 TL alırsa Ceren ile Yeliz'in paraları eşit oluyor. 16 TL alışveriş var ya, demek ki aralarındaki fark ne olması lazım? 32 olması lazım. 2 kat. Tamam mı? O zaman nasıl buluruz? Bakın. Kim kimden alıyordu şimdi? Ceren. Bakın Ceren Yeliz'den alacak. Değil mi? O zaman arkadaşlar kimin parası daha fazla? Son durumda Yeliz'le paraları eşit olacak ya. Demek ki Yeliz'in parası daha fazla. Ne kadar fazla olacak? 16'nın 2 katı 32 fazla olacak. Yeliz'in zaten x artı 12'si vardı. O zaman x eksi 20 olması lazım ki arkadaşlar aralarında 32 fark olmuş olsun. Tamam. Sema ile Ceren'in paraları toplamı. Sema ile Ceren'in paraları toplamı. Ne olacak? 2x eksi 32. Yeliz'in parasına eşit olduğuna göre. Yeliz'in parası da neydi arkadaşlar? X artı 12 idi. Buradan x eşittir 44 olacak. Bizden ne istiyordu? Yeliz'in parasına eşit olduğuna göre Ceren'in parası kaç TL'dir? Ceren'in parası x eksi 20 idi. X'i de 44 bulduk. 44'ten 20'yi çıkartırsak 24 olarak bulmuş oluruz. Doğru cevabımız B şıkkı. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.